Aysel, rüyalarımın kadını, hayatımın tek rengi. Onunla geçirilen bir gecenin sabahına kadar mutluyum. İşte hayatın gerçekleri. Bu güzel rüyanın ardından hiç çekilmez ama ne yapalım? Buyurun, buyurun. Korkmayın, siz de gelin. Benim ufaklık, Dila. Bizim evin bir numaralı haşeresidir. Baba, ben futbolcu olacağım, biliyor musun? Ya, topum versene baba. Niye benim kızım da normal kız çocukları gibi hostes, hemşire falan olmak istemiyor da futbolcu olmak istiyor? Büyüyünce anlarsın. Ulan ne oluyor sabah sabah? Kaç kere söyledim sana ha? Kaç kere söyledim? Geberteceğim seni. Yeter, bıktım artık. Bıktım. Ay, bana fenalıklar geliyor. Ay, çok kötü oluyorum. Niye yapıyorsun ya? Bu bizim iki numara furya. İsmine aldanmayın sakın. Kendisi kaktüs gibidir. Karşısında duran da sevgili eşim tabii ki. Onun için hiç yorum yapamayacağım. Kararı siz verin. Ay, neden çekiyorum ben sizden? Kaç kere söyledim sana diyorum, kaç kere? Kaç kere? Kıza matematik mi çalıştırıyorsun karıcığım? Babacığım, kurtar beni!
Zaten hep sen şımartıyorsun bu çocukları. Şımarsınlar diye lollipop mu veriyorum? Bütün gün çocuklarla olan sensin. Benim ya, benim. Bütün gün kahırlarını çeken benim. Ya sen? Akşam gelip uyuyorsun. Sabah kalkıp gidiyorsun. Benim neler çektiğim umrunda mı? Bir gün yer değiştirelim de gör neler çektiğimi. Duyan da maden ocağında çalıştığını sanır. Allah'ım, al beni yanına. Al beni yanına da kurtar beni bu çileden. Allah senin yanına alıp düzenini mi bozsun? Yazıklar olsun sana. Aferin baba, gene sen kazandın. Hadi şımarma bakayım, doğru kahvaltıya. Sabah sabah ya. Tamam baba, çıkıyorum. Hakan sen misin? Hayır, ben değilim. Tıraş takımlarımı, losyonlarımı kurcalamıyorsun değil mi? Hayır baba. İnanmıyorum. Bu evin en büyük ve en tescilli haşeresi odur. En büyük oğlum Hakan. Tavla beni, tavla. Hadi oğlum, aç şu kapıyı. Tamam ya, hadi gir gir. Aa, şu hale bak. Her şeyimi kilitleyeceğim, ortadan kaldıracağım. Şu hale bak be. Destur, çekil 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 ayak altından, çekil. Öf öf. Her gün çamaşır değiştiriyorlar. Şu hale bak, sanki su akıyor gibi. Şu kire bak, nasıl yıkanacak bunlar kimse düşünmez. Bu da evin hizmetçisi Hatice. O haşere falan değildir. Gerçekten tam anlamıyla bir canavardır. Şuraya bak, lekeler lekeler. Sanki burada hizmetçi var. Ben tuvaletteyim Hatice, biliyorsun değil mi? Evet, herhalde burası tuvalet. Otobüs durağı değil, biliyorum. İyi de paldır küldür dalınır mı içeri? Ya uygunsuz vaziyette olsaydım? Aa, ayıp ayıp, bu yaştan sonra böyle şeyleri düşünmen çok ayıp. Adama bak ya, yaşlandıkça değişmeye başladı. Kimsenin beni taktığı yok. Ne hizmetçi hizmetçiliğini bilir, ne kadın kadınlığını. Çocuklar zaten bir alem. Şu halime bak. Yaşlandım. Evlilik, çocuklar, anamı ağlattı benim. Ulan bunun ne işi var? Çay çay çay, karnım acıktı. Çay çay çay. Baba, daha çay gelmedi. Baba çay gelmedi, acıktık baba. 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 Ya yine uçtu, bu dinlemiyor bizi. Geldi geldi, patlamayın be. İnin sandalyenin tepesinden. Tepeme attırmayın ha. Çay çay. Sus be, acele etme. Ekmeğe niye para veriyoruz ki? Doğrudan doğruya kömür alalım. Buyurun, çay koymaya kıyamamış. Hizmetçinin cimrisi de hiç çekilmiyor. Beyefendi yumurtaları rafadan mı ister? Beyefendi yumurtaları 10 senedir her zaman rafadan ister ama her sabah kafadan yer. Aman beyefendi, size de hiç yaranılmıyor. O canım kızarmış ekmekle o güzelim çaya da kusur buldunuz. Yok, onlar kusursuz. Kusur onları bu hale sokanda. Anlamadın? Anlasaydın şaşardım zaten. Hadi git şu yumurtaları getir. İyi iyi, tamam tamam. Bu evde de kimseye yaranılmaz ki zaten. Dünyanın en aptal hizmetçisi yarışması olsa bizimkisi birinciliği kimseye kaptırmaz. Ve işte karşınızda yakışıklı. Merhaba millet. Aa, gel. Günaydın abi. Gel. Babişko. Ne haber fıstıklar? Aman melek. Gene benim kokularımla oynamışsın ulan. Aman baba, zaten içlerinde zevkli bir koku da yok ki. Üstündeki de benim gömleğim değil mi? Evet, ne olmuş? Bu yaştan sonra rengarenk giyinecek halin yok ya baba. Yaşımda ne varmış? Baba, bugün sinemaya gidebilir miyim? Abinle birlikte gidersen olur. Ama baba, abimle zevklerimiz hiç uyuşmuyor ki. Uyuşmaz tabii, çünkü ben çoluk çocuk filminden anlamam. Tabii, sen hep açık filmlere gidiyorsun. Beni de o erotik filme götürsen abi. Dila, sen neler konuşuyorsun bakayım? Leylekler nasıl çocuk getiriyormuş, onu görecek galiba. Ben çocuk nasıl yapılır biliyorum. Ben de. Nereden çıktı bu leylek çocuklar? Hadi kahvaltınızı edin.
Bana bak kızım, benimle uğraşma. Bir tane çakarsam görürsün. Kodum bozuk durma. Baba şu oğluna baksana. Sen kimi dövüyorsun be? Döverim tabii. Bu evin erkeği benim. Babam artık yaşlandı. Aslında çocukların hiçbir suçu yok. Bütün suç bende. Birazcık nefsime hakim olsaydım, şimdi çok rahat bir kahvaltı yapıyor olabilirdim. Bu çocuklarla hiç kahvaltı ettin mi son günlerde? Hep cinsellikten söz ediyorlar. Bence biraz ilgilensen. Benden özür dilemeyecek misin? Neden ben tanrım? Neden ben? Neden başkası değil de ben? Beni duymuyor musun? Benden özür dilemeyecek misin diyorum sana. Bak, özür dilerim karıcığım. Özür dilerim bebeğim. Asıl ben özür dilerim sevgilim. Bütün kabahat benim. Hayır sevgilim. Asıl kabahat bende. Kabahat benim nikah memuruna evet dememde. Destur! Ben geldim. Kapıyı vurma gibi bir alışkanlığın yok mu senin? Rahatsız olmayın canım, ben yabancı değilim. Biz siz rahatsız etmiyoruz ya Hatice Hanım. Yok canım, hiçbir mahsurunuz yok. Çekin şöyle, işinize bakın siz. Devam edin, devam edin. Hatice Hanım, lütfen çıkar mısınız? Giyinmem lazım. Giyinin. Ama önce soyunmam lazım. Aman, hiç mi cıbıldak erkek görmedik sanki? Bu herifin de kalbi fesat. Fesatlıktan da bir gün geberecek zaten. Hakkında başka bir şey yok ki. Zaten bu evde işlem yapılmaz ki. Bu kadını kovalım Hülya. Hatta önce boğalım sonra kovalım. Aman Bülent, kadın bütün evin işine koşturuyor. Cahil işte, idare... İdare mi? Ne idaresi? Nereden çıktı bu idare? Bağırma. Neden ben hep idare etmek zorunda kalıyorum ki? Neden beni idare eden kimse yok? Neden bir sene 365 gün? Neden bir hafta 7 gün? Neden bu 7 gün her gün Hatice diye bir kadınla karşılaşıyorum ben? Sinirlenme hayatım. Hayatım gene başlama. Hadi giy. İşe aman geç kalıyorsun. Ben, nerede benim gömleğim? Nerede benim kravatım? Nerede benim takım çaklavatım ya? Aradığım şeyi nerede bulacağım ben? Önce boğacak, sonra kovacakmış da neymiş? Ben sana gösteririm Bülent Bey. Allah aşkına tuttur şu çocukları Hülya. Tamam kocacığım, sen moralini bozma. Rahat rahat git işine. Yeter! Yeter! Ben susun diyorum size çocuklar! Ayrılın! Durun diyorum size, hadi çıkın aşağıya, hadi! Ne istiyorsun gene? Ne demek ne istiyor? Tabii ki para istiyor. Yemeğini yiyeyim, kendi paramla mı yapayım? İsterseniz bir de size evlatlık neyim alayım, evin reisi de ben olayım ha? Ben sana haftadan haftaya ödeme yapmıyor muyum? Her bir şeye zam geldi, haberiniz yok mu? Yetmiyor. Buyurun Hatice Hanım. Ay sonu geldi. Aylığımı neyin vermeyeceğiniz mi? Ay sonuna daha bir hafta var. Aman beyefendiciğim, bir hafta dediğiniz nedir ki? Gelir geçer. Sayenizde benim ömrüm de gelip geçiyor. Böyle bir hayatı hak etmek için ne yaptım acaba? Hayatımda bütün kaçıklar rol almış. Bir gün ben de katıracağım. Güle güle. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ay hepsi benim mi? Oh sefam olsun. Ah hepsi benim mi? Lay lay. Buyurun hanımcığım. Aa, bu ne? Kahve. Hem de köpüklü. İyi de ben Nescafe içerim bilmiyor musun? Aa, bugün Türk kahvesi içeceksiniz. Çünkü falınıza bakacağım. Ay içime doğdu vallahi. Ne falı Hatice? Ben fala inanmam ki. Hiç baktırmadım. Aa, aa, atalarımız ne demiş? Fala neyim inanma ama mutlaka baktır. Ya bakarsın belki çıkar. Hiç böyle atasözü duymadım ama. Hadi seni kırmayayım bari. İç hanımcığım iç.
Bak sana neler anlatacağım. Ne dedin? Aa, böyle kahve de pek güzel olmuş. Elime sağlık diyordum. Bak böyle. Evet evet çok güzel olmuş. Aman. Bu ne böyle hanımcığım? Neler görüyorum, neler görüyorum. Neler görüyorsun? Ne mi görüyorum? Bir tane zürafa görüyorum. Zürafa nedir? Zürafa şeydir. Böyle dört ayaklı, uzun boylu olan... Yapraklarla neyin beslenen bir hayvan anlamına geliyor. Onu biliyoruz Hatice. Falda ne anlama geliyor? Ha, falda mı? Hı. Falda kadın anlamına geliyor. Ne kadını? Kimmiş o kadın? Vallahi kimliğin neyim görünmüyor ama bizim köyde bunlara kuma denir. Yani Bülent beni aldatıyor mu? Maalesef öyle hanımcığım. Kocanız sizi açık ve seçik olarak aldatıyor. Olur mu canım? Ben bunca yıllık kocamı tanımaz mıyım? Bülent öyle şey yapmaz. Hele üç çocuktan sonra hiç yapmaz. Vallahi ben de Bülent Bey'i tanırım ama gene de siz bilirsiniz. Devam et bakalım. Başka neler var? Başka bir şey neyim yok. Tek gördüğüm şey Bülent Bey'in sizi aldattığı. Sen bir kahve daha yapsana bana. Aa, olur hanımcığım, başım üstüne. Siz hiç merak etmeyin, şimdi getiririm. Doğru mu acaba? Yok canım, fal bu. Benim kocam benden başka kadını aklına bile getirmez. Getirir mi acaba? Bülent Bey'i görüyorum. Aşık, aşık bu adam. Hem de sırılsıklam aşık hanımcığım. Sanki böyle başından aşağı sular dökülmüş gibi. Ay Hatice, her falda aynı şeyi söylüyorsun. Başka bir şey çıkmaz mı bu falda? Yok hanımcığım. Başka bir şey neyim yok. Hep Bülent Bey'in yanında bir kadın çıkıyor. Ben ne yapayım? Sen bir kahve daha yap bakalım. Aman hanımcığım, bu içtiğiniz yedinci kahve. İçinizde kahve ağacı çıkacak. Cevap verme. Ne diyorsam onu yap. Hadi kalk. İyi, getiriyoruz. Vallahi artık pes yani. Gene mi aynı şey Hatice? Yok. Bak bu seferki değişik. Ya, nasıl yani? Yani bak. Bak şimdi, bak bu sefer zürafanın üstünde bir kız var. Ne varmış bunda? Canım bunda bir şey neyim yok. Ama kızın üstünde de bak Bülent Bey var. Yeter, dayanamayacağım artık. Bir adam bu kadar utanmaz, bu kadar ahlaksız olamaz. Bu kadar üzme kendini hanımcığım, altı üstü bir fal işte. Benimle alay etme Hatice. 8 fincanda aynı şeyler çıkıyorsa bu artık fal olmaktan çıkar, noter tasdikli bir belge olur. Kendinizi biraz toparlayın hanımcığım, ölmediniz ya. Haklısın Hatice, kendimi toparlamalıyım. Hı. Bu işi soğukkanlılıkla halledeceğim. Hı. Git bana telefonu getir. Getireyim. Aman kadına bak, iyi ki fala inanmıyormuş. Ya inanaydı ne yapardı acaba? Ben de iyi halt ettim yani. Al şimdi başına belayı. Alo, buyurun. Hülya Hanım merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim canım. Bülent'i bağlar mısın? Bülent Bey daha gelmedi Hülya Hanım. Ya, demek gelmedi. Gelir gelmez beni aramasını söyle ona. Ne oldu Hülya Hanım, sesiniz ağlamaklı geliyor.
zürafanın üstünde mi? Ya şekerim, sinirden elim ayağım titriyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de fala inanırım. İnsanın aklına gelmeyen başına gelirmiş. Son günlerde işe geç gelmelerinden şüphelenmiştim. Neyse, siz üzmeyin kendinizi. Her şeyi ortaya çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Size söz veriyorum. Hem de kadın sözü. Gerçi ben kızım ama olsun. Tamam, gelince sizi aratırım. Vay Hızır vay. Kendi iş yerimizin önüne araba çekemiyoruz. Günaydın Selma. Günaydın Bülent Bey. Nerede kaldınız? Bütün randevularınız aksadı. Saatten haberiniz var mı? Aa, hiç sorma. Tam kapının önüne geldim. Arabayı park ettim. Şöyle bir büroya baktım. Arkama döndüm. Aa, araba yok. Ya, yapmayın. Araba uçmuş mu? İnan bana, bir an ben de öyle sandım. Sonra baktım, arabayı çekici götürüyor. Yani kendi kendine gitmemiş öyle mi? Selma, dalga mı geçiyorsun benimle? Neyse, sonra tam bir saat arabayı kurtarmak için uğraştım. Ya, affedersiniz ama anlattıklarınız pek de inandırıcı değil. Unutmadan söyleyeyim, eşiniz aradı. Hemen telefonunuzu bekliyor. Tamam, ararım. Başka arayan var mı? Başka birinin de mi araması gerekiyordu? Ne demek başka birisinin de mi araması gerekiyor? Sana bir şeyler olmuş Selma. Burası bir avukat bürosu. Ve ben bir avukatım. Birilerinin burayı araması gerekiyor ki iş yapalım, değil mi? Affedersiniz. Ha, boşanmak isteyen neyse, bir çift içeride sizi bekliyor. Gelen telefonları not al. Ve ben içerideyken de sakın kimseyi bağlama. Adi herif. Lafı nasıl da kıvırıyor. Utanmasa arabayı zürafa çekti diyecek. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet buyurun, sizi dinliyorum. Avukat bey, biz anlaşmalı olarak boşanmak istiyoruz. Aramızda mallarımızı da eşit olarak paylaşmış bulunmaktayız. Size sadece bizi boşamak kalıyor. Siz ne diyorsunuz beyefendi? Aman ne diyecek zaten, asıl boşanmak isteyen o. Ben sadece olgun bir kadın olarak onun kararını onayladım. Ay konuşsana Hüsnü, karıma boşamak isteyen benim desene. Ne susuyorsun? Konuşsana Hüsnü. Doğru mu bu Hüsnü Bey? Ay tabii ki doğru avukat bey. Beni boşamak için iki ev, bir de arabayı üstüme yaptı. Yeter ki beni boşa, hepsi senin olsun dedi. Nakit olarak tam 2 milyar lira verecekmiş. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bana bak Hüsnü, ya konuş ya da seni mahkemelerde sürüp sürüp sürdüreceğim, anladın mı? İşte böyle avukat bey, ne kadar çaresiz görüyorsunuz değil mi? Böyle bir adamla bir ömür geçirdin mi? Dünyada benden daha bir tatlı kadın düşünebilir mi? Huzursuzluğundan nefret ediyorum, huzursuzluğundan nefret ediyorum. Bu hal beni çarpıyor, sana gidip o şeyden sonra. Ben de sizden nefret ediyorum. Hep kavga, gürültü. Ya anlayış, sevgi, ya unutulan aşklar.
gelir. Aa! Hüsnü, kurtarsana beni kocacığım. Ne duruyorsun orada? Sapık. Aa! Ay! Gel buraya bakayım. Ay! Ne yapıyorsun lan sen? Avukat. Ah, beni kaldırsana Hüsnü. Aa! Sapık mısın lan sen? Sapık mısın sen? Özür dilerim. İnanın ben de ne yaptığımın farkında değilim. Yani farkında olmadan karımın üstüne atladın öyle mi? Bakın ben ara sıra tuhaf rüyalar görüyorum. İşte o rüyaları gördüğüm zaman... Bırakın bu rüya ayaklarını avukat bey, rüya görmenin bir yeri ve zamanı vardır. Yürü kocacığım yürü gidelim. Piyasada böyle sapıklar dolaşırken dünyada boşamam seni. Yaptığını beğendin mi avukat bey ha? Senin yüzünden boşanamıyorum işte. Sen de bir doktora görünsen iyi olur avukat. Adam haklı. Şu halime bak. Ne utanç verici bir şey. Gerçekten bir doktora ihtiyacım var. Saat kaç oldu bak? Hala aramadı. Demek ki büroya gitmedi. Ay dilim tutulaydı da şu fala bakmayaydım. Gel de ayıkla şimdi pirincin taşını. Doktor Niyazi'ye görünsem iyi olacak. Ben gidiyorum. Müşterilere ne oldu Bülent Bey? Çok sinirli çıktılar. Boşver şimdi. Çok sinirlisiniz bugün. Eşiniz sizden telefon bekliyordu. Aradınız mı? Onunla da uğraşamam şimdi. Ben gidiyorum. Arayan olursa adliyede dersin. Ama siz adliyeye gitmiyorsunuz değil mi? Sana ne? Herkese hesap mı vereceğiz ya? Düzenbaz herif. Evet. Sen misin Selma? Meraktan çatladım. Ne oldu? Hala gelmedi mi? Geldi gelmesine de hem çok geç geldi hem de acayip bir durumda geldi. Yani perişan bir halde. Üstelik bir sürü yalanlar söyledi. Yok efendim arabasını uçtu sanmışmış, arabasını belediye çekmişmiş, o da onun için geç kalmışmış. Bilmem neymiş. Hiç inandırıcı değil tabii. Biraz önce de çekip gitti. Sizi aramasını söyledim. Şimdi onunla uğraşamam dedi. Ya. Ya. Çıkarken de beni arayan olursa adliyede olduğumu söylersin dedi. Ben de adliyeye gitmiyorsunuz değil mi deyince bana ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Ay kim ne dedi? Sus be Hatice. Ne cevap verdi söyle çabuk. Sana ne? Ne demek sana ne? Söylesene ne dediğini. Söyledim ya Hülya Hanım. Sana ne dedi? Anlıyorum. Kim ne demiş? Niçin demiş? Neye demiş? Sana ne? Oo, kusura kalmayın ama size de hiçbir şey neyim sorulmuyor. Ben de bundan sonra sizin falınıza neyim bakarsam Allah benim canım al. Ben de Hülya'ysam o kadını mutlaka ortaya çıkarırım. O kadın, o kadın dostum. Rüyalarımdaki o kadından kurtulamıyorum. Neden bu kadar sık rüya görüyorum Necati? Neden? Yoksa yaşlandım mı? Bütün bunlar yaşlılık belirtisi mi? Yaşlanmadım Bülent. Evlilik, çocuklar ve iş, bu üçgende sıkışıp bunalmışsın. Bilinçaltını zorluyorsun. Depresyonun eşiğindesin. Peki ya o kadın? Olmayan bir kadını bütün hatlarıyla nasıl görebilirim? Göremezsin. Olmayan bir kadını göremezsin. Yani o kadın var mı? Hani bir nesneye bakarsın, o nesneyi görürsün ama o anda başka bir şey düşündüğün için farkında değilsindir. İşte böyle anlarda baktığın nesne bilinçaltına yerleşir. Yani ben rüyalarımdaki kadını daha önce gördüm mü? Evet, çünkü olmayan bir kadını o kadar ayrıntılı görmen imkansız. Tıp böyle diyor. Bir arkadaşın olarak ben de böyle diyorum. Peki, ben o kadını nerede bulabilirim? İki tane uyku hapı yutarsan her yerde bulabilirsin ama gerçek adresini bilemem. Şimdi tedavine gelince yaşamdan zevk almalısın. İnsanlarla barışmalı, konuşmalı, onlara gülmelisin. Sevişmelisin. Hayatın tadını çıkarmalısın.
Yani tam anlamıyla yaşamalısın Bülent'ciğim. Eğlenmeli, dans etmeli, sevişmelisin. Hayatın tadını çıkarmalısın. Yani tam anlamıyla yaşamalısın. Rüyaları unutmalıyım. Gerçek yaşamdan zevk almalıyım. İnsanlarla barışmalıyım. Merhaba. Ben bu Hıyarası nereden tanıyorum acaba? Ah gençlik ah! Ne güzeldi gençlik. Bir daha yaşanamayacak seneler. Ne kadar saf ve temiz duygular içerisindedirler kim bilir. Ah gençlik, ah! Vay hergele vay! Ne biçim aşk ulan bu? İnsanın doğru dürüst hayal kurmasına bile izin verilmiyor. Yo yo! Benim hayallerimdeki kadın temiz, saf, berrak, çiçek gibi. Ah, bir de gerçek olsa. Merhaba. Falına bakayım tatlım. Aşk çizgin çok derin yakışıklım. Sen aşıksın hem de sırılsıklam. Oh, rüyalarında gördüğün bu kızla karşılaşacaksın. O da seni çok sevecek. Büyük bir aşk yaşayacaksınız. Yıllar boyu sürecek bir aşk. Kim bu şanslı kız? Sen. Ben mi? Sen. Rüyalarımın aşkı sensin. Artık bırakmam seni. Seni buldum. Rüyalarımın kadını sensin. İnan bana, sana aşığım. Ben de sana aşığım canım. Abi çek elini. Çekilsin elini be. Aşığım. Aşığım. Abi çek ulan, ne diyorsun sen ulan? Ne rüyası, ne aşkı? Önce garson, sonra simitçi, ardından müşterilerim ve şimdi de yaşlı bir çingene. Artık bu rüyalara bir çözüm bulmalı. Allah versin, Allah versin. Hadi, hadi, hadi. Amanın beyefendi, siz miydiniz? Ben de sizi ay dilenci falan sandıydım. Çekil kız kenara. Ay şu hale bak. Kaza falan mı yaptınız? Arabaya bir şey neyim sana oldum? Ne? Ne demek sana ne? Zaten başka bir şey neyim bildiğiniz yok. Allah Allah. Şu hale bak. Ah yine iş başa düştü. Zaten bu evde her şey benim başıma patlar. Niye ağlıyorsun? O kadar büyütme Hülya. Altı üstü bir gömlek, bir de pantolon ziyan oldu. Hem sen olayı nereden duydun Allah aşkına? Benim nereden duyduğum önemli değil. Asıl sen bunu nasıl yaptın onu söyle. Bir şey yaptığım yok. Hepsi bir rüya yüzünden oldu. Havuza atlıyordum. Meğerse kadının üstüne atlamışım. Kim bu havuzdaki kadın? Havuzdaki kadın rüya. Ben asıl bürodaki kadının üstüne atlamışım. Utanmadan, sıkılmadan bütün bunları bir de bana anlatıyorsun. Sen sapıksın Bülent. Kadının kocası da aynı şeyi söyledi zaten. Kadının kocası da mı yanınızdaydı? Tabii ki yanımızdaydı. Ama Doktor Niyazi böyle bir şeyin gayet normal olduğunu, çünkü bir depresyon eşiğinde olduğumu söyledi. Demek Doktor Niyazi de oradaydı. Medya'yı çağırsaydın bari, rezil herif, ne olacak? Hülyacığım, her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Dur, dinle. Doktor Niyazi benim tedaviye ihtiyacım olduğunu söyledi.
Sonra parka gittim. Ha, bir de baktım o kadın. Elimi tuttu. Sonra bir yaşlı bir çingene oldu, hayret. Ya, demek ki kadın cadıymış. Beyaz atlı prens de geldi mi bari? Bu zırvalığa çocuklar bile inanmaz. Ben de inanmadım karıcığım. Ama çingenenin elini öpmüş bulundu. Vay! Öpmüş mü? Erkek milleti değil mi? Yaşlılık başına vurmuş. Çingenelere saldırıyor. Saldıran ben değildim. Çingeneydi. Bağırarak üstüme çıktı kadın. Beni yaşlı bir çingeneyle aldattın ha? Şu haline bak. Bunu çingene değil, parktaki adamlar yaptı. Artık bu kadarına tahammül edemem. Bir çingene neyse ama beni bir erkekle aldatmana tahammül edemem, anladın mı? Yarından tez yok boşanıyoruz Bülent. Sen ne diyorsun Hülya? Amanin, bizim beyefendi homo neymiş de haberimiz yokmuş. Bak Hülyacığım, güzel karıcığım. Bu işte bir yanlış anlama var. Ben yaşlı çingenenin sadece elini öptüm. Midemi bulandırıyorsun Bülent. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Her an kusabilirim. Evi hemen terk etmeni istiyorum. Defol. Allah cezanı versin. Hülya, aman Hülya. Aman hanımcığım, iyi misiniz? Çok ciddiyim, boşanacağım seninle. Ben odama çekiliyorum. Yerini biliyorsunuz. Bir şeye ihtiyacınız olursa geliniz. Üstelik ben ne yaşlıyım ne de çingene. Bülent Beyciğim. Şimdi seni. Hayat hikayem çok acı bardak kardeş. On senelik hizmetçim Hatice bile beni baştan çıkartmaya çalışıyor. Aslında en önemlisi karım. Beni evimden kovuyor. Hem de kendi evimden kovuyor. Bütün bunlar neden başıma geliyor biliyor musun? O rüyalar yüzünden tabii. Sen nereden bileceksin ki? Ama ben biliyorum. O kahrolası rüyalar. Aslında onlar çok güzel rüyalar. Beni mutlu ediyorlar. Ama olur olmaz yerde çıkmaları hayatımı alt üst ediyor. Gel bakalım dostum. Mışıl mışıl uyuyayım. En iyisi bir yatak bulayım. İçtiğimi hatırlıyorum da ya sonrası? Vay, eve de girememişim, burada sızıp kalmışım. Evdekiler de merak etmişlerdir. Ne desek? Hülya! Hülya! Hülya!
Hülya'cığım. Hülya. Buyurun, kimi aradınız, kim oluyorsunuz? Ne demek kimi aradınız, kim oluyorsunuz? Ben evin beyiyim Hatice. İyiden iyiye kör oldun galiba. Aa, dur girme. Öyle her evin beyiyim diyeni içeri alırsak halimiz nice olur biliyor musun? Bir soralım bakalım. Hanımcığım, evin beyi olduğunu söyleyen biri geldi, alayım mı? Yok, almayın diyor. Hatice, kovuldun. Bundan sonra seni istemiyorum artık. Kovuldun. Ha, kovuldun neyim dedin de aklıma geldi. Valiz sizin oluyor bilakis. Ana. Rezervasyonunuz var mıydı efendim? Ya öylesine geldim işte. Ancak 2 saat sonra boşalacak odalarımız var. Çok özür dilerim. Sizi biraz bekletebilir miyim acaba? Olur. Ben çevreyi gezeyim biraz. Yaşar ya. Şu hale bak. Buyurun, ne içersiniz? Kahve lütfen. Orta şeker. Olur. Kahveyi bırak. Viski versen. Başsın efendim. Aslında içki bana hiç dokunmaz ama hava çok sıcak, o yüzden böyle oldum. Haklısınız efendim ama bir duş yapsanız iyi olacak. Buyurun anahtarınız. Bir de sağ ol. Bir dakika bir dur. Al. Teşekkür ederim efendim, iyi günler. Hadi. Ne haber lan zibidi? Hadi. Alo. Buyurun. Ben Bülent. Bülent Bey, neredesiniz? Sana ne kız, neredeysem oradayım. Şimdi dinle beni. Büroyu kapat. Anahtarı da denize at. Sana 10 gün izin. Aa, Bülent Bey, anahtarı denize mi atayım? Alo. Aa, Bülent Bey. Yeah.
kıyafete bak. Sakinliğe bak. Ulan yazlık yere gelmişsin. Tüh. Sabah. Aynı otelde kalıyoruz. Bir şey mi söyledin? Konuşmadın. Konuşma özürlü müsün sen? İyi, o zaman kafana göre takıl. Neden konuşmadın lan? Buyurun efendim. Merhaba, anahtarım lütfen. Tabii efendim. Buyurun. Şu anda bir kadın gelip sizden anahtar istedi. Siz de verdiniz değil mi? Evet efendim. Niye bu kadar şaşırdınız ki? Yani bu kadın gerçek miydi? Yoksa bunların sahtesi de mi çıktı? Niyazi haklıymış. Rüyalarımın kadını. Gerçekten var. Hem de yanımda. Neden konuşmuyorum onunla? Tam da fırsat çıkmıştı. Bu şekilde bir yere varamam. Anlatmalıyım ona. Her şeyi anlatmalıyım. Rüyalarıma girdiğini, başıma ne işler açtığını, ona nasıl aşık olduğumu, her şeyi anlatmalıyım. Evet, anlatmalıyım. Hem de şimdi. Takıl dediysek peşime demedim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Affedersiniz. Bir anda siz, ben gördüm. Yani siz... Demek konuşabiliyorsunuz da. Ama söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Ben de bir şey anlamadım. Bakın, beni izlemeye devam edecekseniz hiç olmazsa üstünüze doğru dürüst bir şey giyin. Ben hiçbir yere kaçmıyorum. Otelin restoranındayım. Kız haklı yani. Thank you.
gerçekten gelip buraya beni beklemiş. Ama neden yanına gidip konuşmuyorum? Ya terslerse? Yo yo, henüz değil. Ürkütmemeliyim onu. Siparişinizi alabilir miyim efendim? Ateşinizi istemedim efendim. Siparişiniz lütfen. Pardon, ne arzu etmiştiniz? Ben de size aynı şeyi soruyordum efendim. Bir kahve getir, sade olsun. Bağ üstüne efendim. Şu hale bak. Ne kadar güzel. Şu zerafete, kibarlığa bak. Neden gelip bana iştirak etmiyorsun? Bana mı dediniz? Tabii ki siz. Buyurun şöyle gelin. Bana gülümsüyor. Siz hep böyle ilginç kıyafetlerle mi gezersiniz? Affedersiniz. Böyle daha iyi. Oturmaz mısın? Konuşmamaya yeminli misiniz? Hayır. Artık tanışsak iyi olur. Benim adım Ayse. Benimki de... Memnun oldunuz. Memnun oldunuz yani. Anlatın bakalım nasıl birisiniz? Sizi tanımak isterim. Aslında nereden başlayacağımı bilemiyorum. İlginçtir ama sizi rüyalarımda sık sık görürüm. Açıkçası siz benim rüyalarımın kadınısınız. Bunları çok erkekten duydum. Başka? Ama ben çok erkek değilim. Az erkeğim. Yani az bulunan erkeklerdenim demek istedim. Siz benim rüyalarımın erkeği değilsiniz. Ama sizden hoşlandım. Çok değişiksiniz. Sizinle iyi vakit geçirebiliriz. Bu akşam yemeğe ne dersiniz? İyi. Öyleyse saat 6'da odamdan alırsınız beni. Yalnız bu sefer etiketsiz gel olur. Hoşça kal. Ciao. Dili tutulmuştur inşallah. İnsan bir telefon açıp konuşur. Aman hanımcığım, belliydi zaten onun öyle neyin biri olduğu. Sen onu asıl adam sayıp koynunu almakla hata etmesin. Öyle değil mi? Bana öyle geliyor ki ben onu evden kovmakla hata ettim galiba Hatice. Tabii hata ettiniz. Koca evden kovulur mu? Ama hak etti. Bana yaptıklarından sonra yaptıklarım azdı bile. Azdı tabii. Ben sizin yerinizde neyim olsam önce döverdim sonra kovardım. Ya o kadına gittiyse? Haklı ama ben onun yerinde olsam giderdim. O yaştaki bir adamı kim kabul eder canım, onu demek istedim. Ben daha hazır değilim ama. Olsun, ben kapıda beklerim. İçeri gel. Burada bekle. Hadi.
Aa, nerede bu? Ha. Ne zaman dışarı çıktın sen? 5 dakika önce. Hazır mısın? Ben hazırım. 1 dakikaya kadar geliyorum. Bekle. Bu ne lan? Hala seni tam anlamıyla tanımıyorum. Biraz kendinden söz etsene. Mesela evli misin? Ben evsizim. Yani bekarım. Hiç evlenmedim. Sakın bana bakir olduğunu söyleme. Yok canım, o kadar da değil. Çok şeyim oldu. Ne kadar çok? Oo, bir sürü kızlar. Benim cazibeme hiç dayanamazlar. Ben de ne bulurlar bilmem. Ya siz? Ben o kadar şanslı değilim. Erkekler bana yiyecekmiş gibi bakarlar ama hiçbiri yaklaşmaya cesaret edemez. Ben de bunu bir türlü anlayamıyorum. Ama sen cesursun, peşimden koşturdun. Ah, çok güzel bir geceydi. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ah, hiç uyumak istemiyorum. Ben de. Sanki uyuyunca her şey bitecekmiş gibi geliyor bana. Bence her şey yeni başlıyor. Daha yaşayacak çok güzel anılarımız var. Bu bir davet mi acaba? Bu otelin en sevdiğim yanı ne biliyor musun? Ne? Yatakları. O kadar rahat ki insan içinde kayboluyor sanki. %100 benimle yapmak istiyor. İşte beklediğim an geldi. Sabah kahvaltıda görüşürüz. İyi geceler. Bay bay. Sabah jimnastiği yordu mu seni? Yok, gayet formundayım. İyi bir şeyler. Hadi kalk, uyuşuk. Hadi havuza girelim. Hadi beni kırıyor musun? Beni kırma. Hadi havuza girelim. Seni kırmak istemem ha, ama güneşlenmek daha iyi, lütfen. Güzel. Sen beni kırma, baksana çok güzel. Hadi. Ne oluyor sana? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Bir dakika. Hadi, lütfen. Ne yapıyorsun? Niye? Ne oluyor? Telefon şurada lobi. Hemen köşede. Teşekkür ederim. Bir şey yok. Alo? Ben Bülent. Kim? Bülent. Bülent Bey siz misiniz? Nasılsınız? Bırak şimdi nasılsın faslını. Ne işin var kız orada senin? Tatile çıkmıştım Bülent Bey. Hatırlarsanız bana 10 gün izin vermiştiniz. Ben öyle bir şey mi söyledim kızım? Hatırlamıyorum. Ben öyle bir şey mi söyledim sana? Burada olduğumu nereden bildiniz? Ben bilirim. Benim her yerde gözüm var. Derhal İstanbul'a döneceksin. Ama Bülent Bey ben daha yeni geldim. Vırvırı kes. İstanbul'a dön. Bülent Bey. Bülent Bey. Bülent Bey. Aman be. Ayda yılda bir tatil yapalım dedik. Burada da bizi buldu. Zaten domuz olduğunu biliyordum. Manyak, kıçık, aptal suratlı herif.
Bey. Sen hala burada mısın kız? Sizin ne işiniz var burada? Ben sana söylemedim mi benim her yerde gözüm var? Çabuk toz ol buradan. Selma Hanım, buradan, buradan. Tamam. Nereye kayboldun sen? Bir yere kaybolduğum yok. Uzaktan seni izliyordum. Bakalım ben kaybolunca ne yapacaksın diye merak ettim. Ben çok sıkıldım. Bir şeyler yapalım. Evet, haklısın. Ne yapacaksak yapalım artık. Dayanacak halim kalmadı. Peki ne yapalım? Sen ne istiyorsan onu. Çok güzel bir gündü. Hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Artık zamanı geldi. Buna sarılmalı ve hemen ötmeli. Ya kızarsa, ya her şey bir anda biterse? Hiç konuşmuyorsun. Şu anda ne düşünüyorsun söyle bakalım. Hiç, hiçbir şey. Bence bir erkek böyle romantik bir ortamda tek bir şey düşünür. Neymiş o? Yani benimle bir yatağı paylaşmak gibi. Yoksa sen de mi böyle düşünüyorsun? Yok, hayır. Asla böyle bir şey düşünmedim. Ya, çok yazık. Ben de güzel bir duş alıp odamıza çekiliriz diye düşünmüştüm. Ama madem istemiyorsun... Ulan Bülent, tam bir hıyarsın be. Bir çuval incirin içine ettim. Ya Aysel, sen de her şeye inanıyorsun ha. Hiç istemez olur muyum? Zaten ben sana istemiyorum demedim ki. Demek ki ikimiz de istiyoruz. Öyleyse... dur. Ne oldu? Yoksa vaz mı geçtin? Hayır. Beni kucağına almanı istiyorum. Niye? Yoruldun mu? Anlamadın mı? Tıpkı yeni evliler gibi. Hadi beni kucağına al. Canım. Ağır mıyım? Yok canım. Eski kocam ve adamları. Vay 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 da vay vay. Sevgili karım balayı yapıyormuş da haberiniz yok mu? Demek yıllardır beni boynuzladığın adam bu ha? Hayır. Bununla daha yeni tanıştık, yapmadık bile. Üzülme karıcığım. Az sonra ömür boyu birlikte yatacaksınız. Beyninizde birer kurşun deliği olmak üzere. Tabii eğer 1 milyon dolar ortaya çıkmazsa. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Benden çaldığın paralardan. Paralar nerede? Demek konuşmayacaksın. Bir de sevgiline soralım. Söyle canım, paralar nerede? Vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Haberin var mı yok mu? Şimdi gösteririm sana. Bu sefer yanlış adama çattım Macit. Çünkü sevgilim kara kuşak tekvando şampiyonudur. Üçünüzü mahvetmek için iki hareketi yeter. Bakalım çocuklar ne düşünüyor? Ne düşünüyorsunuz çocuklarım? Aha, belli oldu işte. Ne olursun Aysel söyle, yalvarırım söyle. 1 milyon dolar nerede? Para arabamın bagajında. O zaman sevgilin bizim misafirimiz oluyor. Sen gidip arabadan parayı alıp gidiyorsun, anlaştık mı? Dur, gitme. Ben de onunla gideyim, tek başına taşıyamaz. Olmaz! Taşır. Niye taşıyamazsın ki? Taşır tabii, taşır. Kocaman kadın oldu artık. Hem 1 milyon dolar nedir ki? Evet Aysel, 15 dakika veriyorum sana. Parayı getirmezsen sevgilinin üstünde kum eleyebilirsin. Misafiriniz sıkılmasın. Bir şeyler anlatın çocuklar. Ne anlatalım patron? Şöyle hareketli heyecanlı bir şeyler olsun. Mesela son cinayetinizi anlatın. Adamın kulaklarını kestik, burnunu kestik, parmaklarını doğradık, gözlerini oyduk.
Sonra da su dolu bir küvete yerleştirip 2000 volt cereyan verdik. Yani cinayet olduğunu anlamasınlar diye kaza süsü verdik. Gerçi polisler cesedi görür görmez cinayet demişler. Nasıl anlamışlar hayret. Ben sana demiştim bileklerini de keselim intihar sansınlar diye. Ama beni dinlemedin ki. Neyse bu cinayetimizi senin istediğin gibi yaparız. Bu herifi öyle temizleyelim. Bakalım kısmet olacak mı? Vakit de doluyor zaten. Kısmet olacak galiba. Olacak, olacak. Evet patron, bence de olacak. Anlaşılan Naysel arabayı alıp kaçtı. Demek ki bu hıyarı yeterince sevmiyor. Vakit doldu sayılır. Geriye sayımı başlatalım mı patron? Evet, başlatın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -2, -3, -4, -5, bayıldı salak. İnanılır gibi değil. 2 saniye geç kaldım diye onu öldürdünüz demek. Hayır, o ölmedi. Kalplerimizde yaşıyor. Komik olduğunu mu sanıyorsun sen? Sakin ol. Sadece bayıldı. Gördüğüm kadarıyla paraları getirmemişsin. İnanmayacaksın ama arabamı çalmışlar. Niye inanmayayım? Sana inanmayacağım da kime inanacağım? Yavrum, güzelim, bir tanem. Bana bak kaltak, senin karşında enayi yok. Benimle oynamaya devam edersen bu tabancadaki kurşunları hazmetmek zorunda kalırsınız. Sen ve sevgilin. Tamam, 24 saat içinde parayı sana getireceğime söz veriyorum. İnanmıyorum size. İkisini de gebertin olsun bitti. Hayır hayır ben kefilim Aysel'e. Ben kefilim. Ne dedin? Kefilim. Ne iş yaparsın sen? Avukatım. Boşanma avukatı. Avukatları hep severim. Hep beni korumuşlardır. Sana güveniyorum avukat. Parayı 24 saat içinde getiriyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Siz gidin çocuklar. Eğlenmenize bakın. Hayat çok kısa. Bu arada sakın tüymeye kalkışmayın. Boşanma avukatı olduğunu bilmiyordum. Ben de senin kocan olduğunu ve kocandan 1 milyon dolar çaldığını bilmiyordum. Neden anlatmadın bunları bana? Beni çok etkilemiştin. Seni kaybetmekten korktum. Peki şimdi ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Parayı sakladığın yerden çıkarıp kocana vereceğiz. Parayı bir yere sakladığım yok. Para bankada. Hangi bankada? Onu söyleyemem. Reklam olur. Peki kocana neden yalan söyledin? Belki yer sanmıştım ama yemedi. Öyleyse gidip parayı bankadan çekelim, kocana verelim, bu beladan kurtulalım. İyi de bugün günlerden cumartesi. Bankalar kapalı. Yarın da pazar. Pazar akşamı vururlar. Pazartesiye de cenazemiz kalkar. Bu kadar karamsar olma. Beni öldürmeye can atan 2 fedayı, bir de manyak kocam varken nasıl karamsar olmam söyler misin bana? Neden kocana paranın bankada olduğunu söylemedin? Neden 2 gün sonra demedin de 24 saat içinde dedin? Çünkü bize 24 saat yeter diye düşündüm. Ne için? Birlikte kaçabilmemiz için. Kaçmak mı? Kaçmak ha? Kesinlikle olmaz. Bu adamlar bizi nereye gitsek bulurlar. Kendimizi vuralım daha iyi. Hiç olmazsa işkenceden kurtuluruz. Saçmalama Bülent. Öyle bir yere gideceğiz ki bizi ömür boyu bulamayacaklar. Nereye? Jüpiter'e mi? Hayır sevgilim. Daha gizli bir yere. Üstelik 1 milyon dolarla birlikte. Hadi git eşyalarını topla. Sabah gün doğarken herkes uyurken kaçarız. Ha? Ulan ne işlere karıştım ben? Hadi şimdi çık işin içerisinden çıkabilirsen. Allah belanı versin Bülent. Sabaha beklemeliyim. Hemen tüymek lazım. Thank you.
akşama beklesem iyi olacak. Alo, Aysel? Söyle canım, dinliyorum. Hı? Hı? Tamam, hemen geliyorum. Vay vay vay. Bir ses duydum ben. Nereden geliyor? Ya yok bir şey, ses falan duymadım. Hadi gidelim. Çüşünüz. Ay ay. Yolculuk ne tarafa karıcığım? Hiç. Şöyle bir hava alalım dedik. Ha, iyi etmişsiniz. Bavulunda havasız kalmış herhalde. Ha? Sen ne demek istiyorsun Macit? Size 24 saat vermekle hata ettim galiba. Evet, hata ettin. Çünkü bize 24 saat değil, 2 gün lazım. Yani size tekrar güvenmemi istiyorsun? Evet. Çünkü parayı istiyorsan buna mecbursun. Çünkü para bankada ve bankalar pazartesi günü açılıyor. Sen ne diyorsun avukat? Evet, doğru söylüyor. Yani size 2 gün vermemi istiyorsunuz. Pekala. 2 gün dediğin nedir ki, gelir geçer. Araba da gitti. Ne yapayım? Ne şanssız adamım ben. Ne kafasız adamım. Ah. Ah lan. Lütfen Bülent. Sabaha kadar kendini dövmeni seyredemem. Yarın sabah her şeyden kurtuluyoruz işte. Şimdi gel şöyle yanıma da uzan. Hadi gel. Hadi. Soyunayım mı? Herhalde. Ah, dur bir dakika. Sevgilim, sana önemli bir şey söylemeliyim. Söyle canım. Yarın parayı çektikten sonra getirip kocama mı vereceğiz? Tabii ki sevgilim. Ya, vermeyelim. Ne demek istiyorsun sen? Yarın sabah paraları çekip kaçsak ne olur sanki? Aysel, bak artık bu beladan kurtulmak istiyorum. Lütfen sevgilim, lütfen. Beni hiç mi sevmiyorsun? Tabii ki seviyorum. Öyleyse neden ömür boyu birlikte yaşamamızı istemiyorsun? Sen ve ben. İkimiz ve milyarlarımız. Tamam, kabul. Yarın birlikte kaçalım anasını satayım. Beni çok mutlu ettin sevgilim. Öyleyse artık rahat uyuyabilirim. Daha önümüzde çok zaman var. Bu şartlarda nasıl uyuyabiliyorsun hayret? Söylenip durma. Mecburduk. Üstelik arabayı çalmadık, ödün çaldık. Ya ya. Ya ya. Önüne bak.
Bravo. Çok rahatsınız hanımefendi. Ne kadar? 1,5 milyon lira efendim. Bir dakika şunu tutar mısın? Tabii efendim. Hey hey, dur dur dur, dur geriye! Benzini neden çaldın söyler misin? Neden bugün her şeyi çalıyorsun? O istasyon kocama aitti. Ona son bir kazık atmak istedim. Tamam mı? Ya ama burası banka değil ki. Olsun, ne fark eder ki? Merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Döviz bozduracağız da. Tabii efendim. Ne kadar bozdurmayı düşünüyorsunuz? Dikkat, bu bir sorundur. Eller havaya. Eller havaya dedim size. Eller havaya. Sen değil gerizekalı, tut şunu. O tam bir canidir. Gözünü kırpmadan adam öldürür. Herkes usta durursa kimsenin canı yanmaz, anladın mı? Sakın kimse kımıldamasın. Geri çekin. Ver şunu. 30 tane cinayeti var. Gözünüzün yaşına bakmadan öldürür. Dikkatli olun. Herkesi öldürebilir. Kılını kırpmadan adam öldürür. Sabıkaların haddi hesabı yoktur. Ona göre. Arkadaşım insan kasabıdır. Hepinizi gebertebilir. Hadi çabuk verin paraları. Çabuk olun. Hadi koş. Koşacağım sana. Yürü. Hadi. Bankadan para çekecektik. Hani 1 milyon dolar bankadaydı? He? Neden yaptırdın bunu bana? 1 milyon doları kumarda kaybettim. Ama bunu sana söyleseydim benimle soyguna gelmezdin. Bak artık zenginiz. Ömür boyu birlikte olabiliriz. İkimiz baş başa. Bak. Sana artık inanmıyorum. Şu anda bir katil ya da ölü olabilirdim. Olamazdın çünkü elindeki tabancanın mermileri kuru sıkıydı. Yani bu tabancanın mermileri kuru sık mıydı? Olamaz! 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 Şimdi ayvayı yedik. Ne ayvası hayatım, zengin oldun. Baksana kızım! Nasılsınız çocuklar? Biz de zenginliğinizi kutlamaya geldik. Şimdi ölümlerden ölüm beğeneceksiniz. Zaten ölmüş kadar olduk. Şuna bakın. Elinde tabanca var. Neden onu her an kullanacakmış gibi tutuyorsun? Yoksa bizi tehdit mi ediyorsun? Yok canım. Zaten mermileri kuru sıkı. Bak. Allah! Kardeşimi vurdu. Adamımı öldürdü. Adi katil. Hadi şunları da vur, kaçırma. Hadi. Yapma. Hadi. Acı bize, kıyma bize. Dur. Yapma. Üçe kadar say. Çabuk ateş etme. Kaçalım.